Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda son teknoloji tarım aletlerini inceleyeceğiz. Ama önce şunu hatırlatmama izin verin. Daha çok video için 360 derece kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline basmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Sizi hiç bekletmeden hemen tarım aletlerini incelemeye geçiyorum. Balya makinesi, daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot, yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçer döverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Böylece malzemenin taşınması ve depolanması daha az masrafla daha kısa zamanda yapılır. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur. Biçer döver. Hasat ve harman işlemini aynı zamanda yapan bir tarım makinesidir. Başlangıçta buğday, arpa gibi tahılların hasat harmanında kullanılan biçer döverlerin günümüzde baklagiller, ayçiçeği, mısır, çeltik ve diğer taneli bitkilerin hasat harmanında da başarıyla kullanılanları geliştirilmiştir. Traktörle çekilir tipleri olmasına karşın en yaygın olarak kendi ilerleyen biçer döver tipi kullanılır. Çapa makinesi. Çapa frezesi ya da frezeli ara çapa makinesi olarak da adlandırılır. Pamuk, ayçiçeği, mısır, soya, şeker pancarı, domates gibi geniş aralıklarla ekilen bitkilerin tarımında kullanılır. Makine toprağın çapalanarak yabancı otlardan arındırılmasını, toprak suyunun buharlaşmasını azaltarak su kaybının önlenmesini, toprağı karıştırarak havalanmasını, böylece bitki köklerinin gelişimine uygun bir ortam oluşmasını sağlar. Çayır biçme makinesi. Çayır, yonca ve diğer yaş yem bitkilerini biçer. Parmaklı ve üçgen yaprak bıçaklı biçme düzeni bulunur. Bitkiler makaslama biçme ilkesiyle biçilir. Ayrıca serbest biçme yapan döner bıçaklı ve çarpmalı biçme yapan tipleri de bulunur. Bu tip makinelerde dönerek çalışan biçme düzeni üzerindeki kesici bıçaklar bitkiye çarparak bitkiyi keserler. Çukur açma makinesi. Toprak burgusu da denir. Meyve fidanı, orman ağaçları ve bağ çubuklarının dikiminde kullanılır. Ayrıca çit ve bağ direklerinin dikilmesi için çukur açma işlemleri de bu makineyle yapılabilir. Genelde traktör kuyruk milinden hareket alır. Dip kazan. Toprağın pullukla uzun yıllar aynı derinlikte işlenmesi sonucunda toprakta pulluk tabanı denen sert ve geçimsiz bir tabaka oluşur. Bu tabaka bitkinin kök gelişimini engelleyerek ürün verimini azaltır. Ayrıca bu tabaka nedeniyle suyun yüzey akışı yoluyla erozyon oluşabilir. Dip kazan bu sert ve geçimsiz tabakanın kırılmasında kullanılır. Sabit ya da titreşimli tip işleyici ayakları vardır. Diskli gübre dağıtma makinesi. Toprağın verim gücünü yükseltmek ve ürün miktarını arttırmak için tanecikli haldeki yapay gübrelerin tarlaya dağıtılmasında kullanılır. Makinenin deposunun alt kısmında ayarlanabilen bir delikten disk üzerine düşen gübre, hareketini traktörün kuyruk milinden alan dönen disk yardımıyla toprağa dağıtılır. Ekim makinesi. Mibzer de denir. Tohumların ekiminde kullanılır. Ekim makinesi tohumların konduğu tohum sandığı, tohumu sandıktan alıp tohum borusuna atan çekici düzenekler, tohumu ekici ayaklara ileten tohum boruları, toprakta çizi açan gömücü ayaklar, hareket iletim düzenekleri, ekilmemiş alanları belirlemeye yarayan çizek, tohumun üstünü kapatan tohum kapatma düzeneği parçalarından oluşur. Fide dikme makinesi. Bazı bitkiler yumru, soğan, çilek, fide ya da fidanla çoğaltılır. Bu gibi bitkiler dikim makinesiyle toprağa dikilir. Fide dikim makineleri bitkinin çeşidine göre patlıcan, biber, lahana, domates dikme makinesi gibi adlar alır. Makinede çizi açan bir ayak, özel diskler ya da çarklardan oluşan fide dikim ünitesi bulunur. Fideler açılan çizilere otomatik olarak bırakılır. Kapatıcı düzenek yardımıyla kökler toprakla kapatılır ve sulanır. Kepçe, traktör arka yükleyicisi de denir. Tarımsal ürünlerin ve değişik malzemelerin yüklenmesinde kullanılır. Traktörün arkasına 3 nokta askı düzeniyle bağlanır. Traktör hidroliğinden hareket alarak çalışır. Kültivatör, toprağı alt üst etmeden yani devirmeden işler. Toprağı yırtmak, kabartmak, havalandırmak, yabancı otları kesip köklerini topraktan çıkarmak, kimyasal gübreleri ve serpme yoluyla ekilen tohumları toprağa karıştırmak gibi amaçlarla kullanılır. Merdane, genellikle tohum yatağı hazırlığında kullanılır. Toprağı bastırır, iri, kara ve sert toprak parçalarının parçalanıp ufalanmasını sağlar. Tarla yüzeyini düzeltir.
Bazı durumlarda ekimden sonra tohumun toprağa değmesi merdane ile sağlanır. Böylece çimlendirme işlemi hızlandırılır. Orak makinesi. Ülkemizde tahıl tarımında yaygın olarak kullanılan hasat makinelerinden biri de kanatlı orak makinesidir. Çeşitli tahıl türlerini biçer, aynı zamanda biçilen ürünü demetler haline getirir ve tarlaya öbek halinde bırakır. Ayrıca ürünü biçen, demet haline getiren ve bağlayan biçer bağlar orak makinesi tipi de bulunur. Pamuk hasat makinesi. Pamuk toplamak için geliştirilmiştir. Bu makineyle 15 dekar alandaki pamuk 1 saatte toplanabilir. En çok üretilen ve kullanılanı 4-5-6 toplama ünitesi olanlardır. Her bir ünite bir sıra pamuk toplar. Patates dikim makinesi. Bir çapa bitkisi olan patatesin belirli aralıklarla toprağa dikilmesini sağlar. Yarı otomatik ve otomatik olmak üzere iki tipi bulunur. Yarı otomatik tiplerde toprakta çizinin açılması ve kapatılması işlemini makine yapar. Yumruların toprağa bırakılması ise bir işçi tarafından elle yapılır. Otomatik tiplerde ise bütün işlemleri makine yapar. Pulluk, temel toprak işleme aletidir. Zamanla oturmuş ve sıklaşmış toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılır. Toprağı keser, yükseltir ve devirir. Böylece hasattan sonra tarla yüzeyinde kalan bitki artıklarını, yabani otları ve tarla yüzeyine serpilmiş gübreyi toprağa gömer. İşleyici gövdesine göre kulaklı ve diskli pulluk olmak üzere başlıca iki tipi bulunur. Pülverizatör. Tarımsal ürünleri hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların etkisinden koruyarak verimli ve kaliteli ürün alabilmek için ilaçlama yapılır. Sıvı haldeki tarımsal ilaçları damlacıklar halinde bitkilere dağıtan ve en yaygın olarak kullanılan bitki koruma makinesidir. Traktörle çekilen ya da asılan tiplerinden başka elde taşınan, elle çekilen, sırtta taşınan ve kendi ilerleyebilen tipleri de vardır. Römork, tarım arabası da denir. Tarım ürünlerinin taşınması amacıyla kullanılır. Tek dingilli ve iki dingilli tipleri bulunur. Bir çeki oku yardımıyla traktörün arkasındaki çeki kancasına ya da çeki demirine bağlanır. Römork kancasının büyüklüğüne bağlı olarak 345 tonluk büyüklüklerde olanları bulunur. İki dingilli olanların yük taşıma kapasitesi tek dingillilere göre daha fazladır. Römorkun yük kapasitesi arttıkça onu çekecek olan traktörün güç gereksinimi de artar. Sap döver harman makinesi. Elle ya da çeşitli hasat makineleriyle önceden biçilmiş ve toplanmış tahıl, nohut, fasulye gibi tarımsal ürünlerin harmanlanarak tanelerinin başak, kabuk, kapsül gibi kısımlarından ayrılmasını sağlar. Ayırma işlemi hasat edilmiş ürünlerin makinenin harmanlama ünitesine verilmesinden sonra burada ovalanması ya da dövülmesi yoluyla gerçekleşir. Silaj makinesi. Silaj, taze ve sulu bitkisel maddelerin havasız ortamda fermente olmalarından sonra elde edilen yeşil ve sulu yemdir. Bu makineler silajı yapılacak olan mısır, yonca, fi ve korunga gibi yeşil yem bitkilerini biçer, parçalar ve özel bir araba içine aktarır. Tek sıralı, iki sıralı ve çok sıralı tipleri bulunur. Süt sağım makinesi, büyük baş ve küçük baş hayvanların sağımında kullanılır. Vakum sistemiyle çalışır. Makine, sağım başlığı, nabız aygıtı, vakum üretici süt kovası, süt ve vakum borularından oluşur. Sağım başlığı, insan eliyle yapılan işlemin aynısını memeye uygulayarak sütün sağımını gerçekleştirir. Sütün temiz ve sağlıklı bir biçimde sağılmasına olanak tanır. Şeker pancarı hasat makinesi. Şeker pancarının yumru biçiminde bir kökü ve toprak üstündeki baş kısmında sap ve yaprakları bulunur. Şeker pancarı hasat makinesi de şeker pancarının baş kısmını belirli bir yükseklikte keser, topraktan gevşeterek yükselmesini sağlar. Bitkiyi toprak parçaları ve diğer yabancı maddelerden temizleyerek depolanması için bir taşıyıcıya yükler. Traktörle çekilen ve kendi ilerleyen tipleri bulunur. Toprak frezesi, parçaları hareketli olan bir toprak işletme makinesidir. Toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve parçalar. Tarla yüzeyindeki yabancı otları ve bitki saplarını keserek parçalar ve toprağı tek düze olarak karıştırır. İkinci ürün için tohum yatağı hazırlığında özellikle bağ ve bahçelerde toprak işlemede kullanılır. Traktörün kuyruk bilinden hareket alarak çalışır. Traktör, tarımsal işletmelerde kullanılan temel kuvvet kaynağı olup pulluk, kültivatör, freze, ekim makinesi, gübreleme makinesi gibi çeşitli tarım alet ve makinelerinin çalıştırılmasını sağlar. Ayrıca çeki kancasına bağlanan römork yardımıyla yük taşımada kullanılır. Daha çok yük taşımak ve yol tutuşunu güçlendirmek için arka tekerlekleri daha büyük olur.
Zeytin silkme makinesi. Zeytin ağaçlarından zeytinlerin toplanmasını sağlar. Bu makineyle ağaçtaki zeytinlerin neredeyse tamamı toplanabilir. Titreşimle çalışır. Kavrama çubuğu ucunda özel olarak geliştirilmiş kanca sayesinde değişik kalınlıklardaki ağaç dallarını yakalar ve sallar. Bu makineyle fıstık, kayısı gibi meyveler de toplanabilir. Evet, son teknoloji tarım aletleri bu şekilde. Sizce bu alanda geliştirilmesi gereken şeyler nelerdir? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.